Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ikinci döneminde online eğitim sürecine geçmek durumunda kalan eğitim-öğretim kurumları önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için her türlü olasılığı göz önünde tutarak hazırlıklar yapıyor. Bodrum Bilnet okulları da aldığı önlemlerle yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Bilnet okulları kullanılan hijyen ürünlerinden fiziksel mesafenin gözetildiği eğitim alanlarına, yeni nesil teknoloji uygulamaları ile yapılandırılan derslerden, psikososyal destek programına kadar aldığı kapsamlı önlemler ve uygulamalarla öğrencilerini bekliyor. Bodrum Bilnet Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şen, pandemi sürecinde online eğitimin ve kalitesinin öne çıktığına vurgu yaparak şunları dile getirdi. Bilnet okulları olarak pandemi sürecinde eğitimimizin kesintisiz devam etmesi ilk hedefimizdi. Tüm öğrencilerimizle bilgi akışının devam ettiği ve velilerimizle bilgi akışının devam ettiği öğrenci bilgi merkezimizde var olan Bilnet Learning Akademi ile her hafta, her branştan, her dersten yani anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm dersleri düşünebilirsiniz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, işte uygulamalı dersler, müzik, görsel sanatlar gibi tüm derslerle ilgili videolar yüklendi. Öğrencilerimiz derslerden önce, programlarına göre derslerden önce bu videolardan ve öğretmenlerin yüklediği dokümanlardan derslerin içerdiği konularla ilgili önden bilgilendiler. Ters yüz eğitim diyoruz biz buna. Önden bilgi düzeyinde belli bir seviyeye gelmesini amaçlıyoruz çocukların. Daha sonra dediğim gibi bir dijital platform aracılığıyla canlı derslerimiz yapıldı. Okul saatleri baz alınarak tabii ki 40 dakika üzerinden yapılmadı bu dersler ama eğitim süreçleri devam etmesi için bu platform üzerinden bu dersler devam etti. Aslında bakacak olursanız hala daha pandeminin izleri devam ediyor. Eylül'de okullar açıldığında da ne olacağı kesinleşmiş değil. Biz de tüm çalışmalarımızı her türlü senaryoyu düşünerek yapıyoruz. Yani okullar açılsa da, okullar kapansa da ya da belli zamanlarda okula gelip gitseler de harmanlanmış bir eğitim anlayışı içerisinde kesintisiz eğitim yapmak hedefimiz. Bir takım dijital teknolojik uygulamaları da kullanıyoruz bunu yaparken. İşte videoları da kullanıyoruz. Dokümanlarımızı da buna göre hazırlıyoruz. Şu an Bilnet okulları olarak 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başladığında her türlü senaryoya göre eğitimin kesintisiz devam etmesi için gereken hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Bilnet okulları olarak online eğitim sürecine hızla adapte olduklarını ve öğrencilerinin akademik çalışmalarını başarılı şekilde sürdürdüklerini belirten Şen, sözlerine şöyle devam etti. Şöyle söyleyebilirim, örneğin okullar açıldı, öğrencilerimiz gelmeye devam etti ama maalesef aynı şeyleri yaşadık, üzücü tabloları ve Ekim'in ikinci haftası diyelim tekrar evlere kapanmak zorunda kaldık. Böyle bir durumda şu anda bütün öğretmenlerimin elinde ders programları buna yönelik hazır durumda. Yani Ekim'in ikinci haftasında 9. sınıftaki bir öğrenci coğrafya dersinden ne göreceğini, online eğitim sırasında yani ekran karşısında canlı ders yaptığı sırada öğretmenin ne anlatacağı, hangi dijital uygulamaları kullanacağı, etkileşimli bir eğitim olabilmesi için öğrenciye hangi ödevlerin verileceği, sınavların nasıl olacağı, güvenilirliğinin nasıl olacağı ile ilgili tüm çalışmalarımız yapılmış durumda, hazırlıklarımız tamam. Bilnet okulları olarak önümüzdeki süreçte de her türlü duruma hazırlıklı olduklarını, okulların açılamama durumunda da yine en etkili şekilde süreci yönetebilecek hazırlıkları tamamladıklarını belirten Şen, aldıkları önlemleri şu sözlerle anlattı. Zaten hijyen konusuna bakacak olursak Bilnet okullarında vazgeçilmez en baştaki vazgeçilmez hedefimiz bizim öğrencilerin güvenliği. Tabii şu an içinde bulunduğumuz süreçle bu güvenliğin içerisinde bu bulaşıcı hastalığa karşı çocukların güvenliğini, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak var. Bu konuda da hem okuldaki fiziki alanların bu sosyal mesafeye göre yeniden tasarlanması, hem de okulun hijyen ve temizliğinin yapılması ile ilgili yeni rutinlerin, yeni işte planların hazırlanması, tasarlanması konusunda da hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Bodrum Bilnet Okulları PDR sorumlusu Barış Aygener de psikososyal destek programının ayrıntılarını şöyle açıkladı.
Ben Bilnet okulları olarak hazırladığımız psikososyal destek programının küçük ayrıntılarını vermek üzere şu anda sizlerle konuşuyorum. Sıkıntılı bir dönemden geçtik ama bundan sonra yavaş yavaş bu sıkıntılı dönemin aşacağını düşünüyoruz. Bunun için bir psikososyal destek programı hazırladık. Okulumuzu hijyen ve sağlık önlemleri bakımından hazırlamış durumdayız. Şimdi bu hazırladık ama çocuklarımızı hazırlamadık. Dolayısıyla biz bu süreçte çocuklar tekrar okula geldiği zaman bu sürece ilişkin ilk hazır bulunuşlarını sağlamak amacıyla küçük yazılarla, büntenlerle, mesajlarla, sanal turlar yaparak çocuklarımızı nasıl bir fiziki mekanla karşılaşacakları konusunda hazırlamış olacağız. Çünkü çocukların bir önceki dönemde karşılaştıkları okulla, sınıfla, konferans salonuyla, spor salonuyla, bahçedeki alanlarla şimdiki alanlar farklı olacak. Çünkü fiziksel alanlarımızı, eğitim alanlarımızın hepsini fiziksel mesafeyi gözeterek hazırlamış olduk. Dolayısıyla yeni mekan kullanımı konusunda çocuklarımızı bilinçlendireceğiz. İkinci yapacağımız şey, programımızın ikinci ayağı, çocukları oryante etmek ve adaptasyon süreçlerini sağlamak. Bir diğeri de ola ki biliyorsunuz biraz önce Filiz hocamın söylediği gibi kesintisiz eğitim hedefiyle bu yola çıktık. Yani bir gün Ekim ayında okullar kapandı, herkes evine dönsün, evden devam edeceğiz dediğimizde çocuklara ekran kullanımı konusunda ve günlük yaşamlarını düzenleme konusunda bir takım becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz. Ki bu herkesin bildiği gibi öz düzenleme becerileridir. Çocuklara zaman kullanma konusunda bir plan dahili konu, bir plan içerisinde çalışma konusunda bilinçlendirme hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ekran farkındalığı. Çocuklar sabahtan akşama kadar ekranların karşısındalar. Olabildiğince bilinçli yayınları tercih edebilmeleri, kendileri için iyi olan, doğru olan yayınları seçebilmeleri. Bunun için de eleştirel bir filtreleme zihnine sahip olabilmeleri için medya okur yazarlığı konusunda yine bir farkındalık çalışması yapacağız. Bir de evde yaşam. Evde yaşam nasıl? Evdeki düzen nasıl sağlanabilir? Sosyal ilişkilerin yeniden düzenlenmesi konusunda onlarla sohbetlerimiz olacak. Ve arkasından da ola ki olacağını sanmıyoruz ama ola ki travma sonrasında stres bozukluğu yaşayan öğrencilerimize de destek vermeyi amaçlıyoruz. Biz her bakımdan, gerek sağlık önlemlerimiz bakımından, gerek psikososyal destek programımızda, gerek harmanlanmış eğitimle, gerekse etkileşimli yeni nesil eğitim uygulamalarını dahil eden her türlü programımızla çocuklarımıza hazırız. Çocuklarımızı özledik. Onları bir an önce bekliyoruz.